Hedefin çağrısıyla direniş nöbetine biz de katıldık. Akader olarak direniş nöbetini sonuna kadar destekliyoruz. Herkese de büyütme çağrısı yapıyoruz. Bugün adalet isteyen, OHAL'e karşı olan, KYK'lara karşı olan, bütün bu saldırıların karşısında duran herkesi mücadeleyi büyütmeye, bu direnişi büyütmeye çağırıyoruz. Bu adalet talebi sadece burayla sınırlı olmamalı elbette. Tüm Türkiye'ye yaymak gerekiyor. Tüm Türkiye'nin, Türkiye halklarının sahiplenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bugün HDP'ye dönük bir saldırılar, salt HDP dönük bir saldırı olarak algılamamak gerekiyor. Türkiye halklarına, tüm toplumsal dinamiklere dönük bir saldırı olarak algılamak gerekiyor. HDP'yi burada güçlendirmek, yanında sahip çıkmak gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu sürecin en önemli hedeflerinden bir tanesi eş başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, yönetici olduklarına Halkları ve Demokrasi Partisi'nin bugün gerçekleştirdiği grup toplantısı ve vicdan ve adalet nöbetine bu açıdan katılmayı bir görev olarak gördük. Bir dayanışmayı ifade etmek gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki bu iktidara karşı hepimizin yan yana durduğu, omuz omuza durduğu büyük bir kavganın verilmesi gerekiyor. Bu kavganın önemli adımlarından bir tanesi bugün burada İstanbul'da Yoğurtçu Parkı'nda atılmış olduğu biz de parçası olmaktan mutluyuz. Demokratik siyaset yapan HDP gibi partilerin üzerindeki baskı, tecrüt ve ablukanın derhal sona erdirilmesi ve demokratik siyasetin önü açılması gerekiyor. Bütün bunlar hak ve adaletin gerekli olduğunu bize gösteriyor. Biz de onlara yapmış olduğu bu vicdan ve adalet nöbetine destek olmak ve seslerini daha fazla duymalarını sağlamak için buradayız. Kendilerine Allah'tan yardım diliyoruz.